Biliyorsunuz 2020 yılı pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte bütün ülkeyi etkilediği gibi Kayseri'miz de olumsuz yönde etkiledi. Tabi bu pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte biz Kayseri Ticaret Borsası olarak gerekse hizmet binamızda gerekse çalışan personellerimiz nezdinde bütün tedbirler almış durumdayız. Bizi aslında bu yıl en çok mutlu eden kısım ise bu pandemi süreciyle birlikte üyelerimiz biliyorsunuz olağanüstü sorunlar yaşadı. Bu sorunları hızlı bir şekilde üst kuruluşumuz olan Odalar Borsalar Birliği'ne ileterek Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde çözüme kavuşturduk. Bu bizi olağanüstü mutlu etti. Aslında biz göreve geldiğimiz günden bugüne de elimizde iki tane büyük projemiz vardı. Bunlardan birisi hayvan pazarını Kayseri'ye kazandırabilmek. Aslında yatırımımız 2020 yılında tamamlanmış olacaktı. Pandemi süreciyle birlikte gecikme yaşandı. 2021 yılında inşallah Kayseri'ye yakışır bir şekilde hayvan pazarı borsası kazandırmış olacağız. Yine 200 dönümden oluşan bir hububat ticaret merkezini ilimize kazandırmak için gayretlerimiz var. Bununla ilgili fizibilite çalışmalarımızı yaptık. Güdümlü proje hazırladık. Bakanlıktan destek alarak 2021 yılında da bu yatırımı yapmayı planlıyoruz. Evet, bizde özellikle tescil gören ürünlerden bahsediyoruz. Bu Kayseri'deki yapılan bütün üretimin tamamı anlamına gelmiyor. 2019 yılına nazaran 2020 yılında Kayseri Ticaret Borsası'nda işlem gören pastırma miktarı yaklaşık 450 ton pastırma işlem gördü. 3500 ton da sucuk işlem gördü. 2019'a nazaran da %10 gibi bir artış söz konusu oldu. Buradan özellikle üreticilerimize de bir müjde vermek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bugüne Kayseri'de Et Süt Kurumu'nun olmasıyla ilgili yoğun gayretlerimiz vardı. Neredeyse hemen hemen sona gelindi elhamdülillah. 2021'in yılının ilk ayında inşallah Kayseri'de Et Süt Kurumu'nun bir ofisi olacak. Tarım İl Müdürlüğümüzün binasında. Sonrasında inşallah kesim hizmetini de Kayseri'de vermeye başlarlarsa biz de mücadelemizde başarılı olduğumuzu, üreticilerimizin her zaman yanında olduğumuzu böylelikle ifade etmiş olacağız. Şimdi biz tarım, hayvancılık ve gıdayla uğraşan bütün kitlenin odası olduğumuz için şehrimizin de önemli markası olan sucuk ve pastırma bizim görev süremizdeki en gayret ettiğimiz dilim içerisinde. Biliyorsunuz geçen yıl Erciyes'te bir festival düzenleyerek 1,5 ton sucuğu vatandaşlarımıza ekmek arası ikram ettik. Bütün illerde şehrimizin markası olan pastırma ve sucuğu tanıtma gayreti içerisindeyiz. Üretim yapan kardeşlerimize destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle kendisini ziyaret ederek Kayseri pastırmasının önemini anlatmaya gayret gösterdik. Tabii üreticilerimiz de bizim verdiğimiz gayretler neticesinde onlar da gayretli çalışmaya başladılar. İnşallah şu an ülkemize pastırma ve sucuğumuzu tam manasıyla tanıttığımızı düşünüyorum. Bundan sonra da ülke dışındaki vatandaşlarımıza, özellikle gurbetçilerimize Kayseri'den alışveriş yapması adına, şehrimizin marka değeri olan pastırma sucuğu tanıması adına yoğun gayretlerimiz olacak.